aşağı yukarı işte 1700'lü yıllar derseniz demek ki 300 seneden fazla daha geride yaşıyor bu insanlar. Şu andaki toplumdan bilimsel anlamda 300 seneden daha eski dönemde kalmışlar. İlk aşı, insanlara uygulanan ilk aşı çiçek aşısıdır. İlk uygulayan milletlerden biri de atalarımız. Orta Asya'dan o şeye getiren, İstanbul'a getirip orada İngilizlerin bizden görüp işte sonra bunun İngiltere'de yaygınlaşması ve sonunda Edward Jenner diye bir İngiliz hekimin 1796 yılında insanlara çiçek aşısını yapmasıyla devam etmiş. Ve de hemen bir yıl sonra gravürler çizilmiş. Yani bu adam insanları inek yapıyor diye. Çünkü inekten alıyor virüsü, onu zararsız hale getiriyor ve insanlara veriyor. İşte insanlar inek olacak demeye başlamışlar. Şu andaki söylemler de aşağı yukarı bu düzeyde söylemler. Bir defa tamamı yalan ve yanlış. Neden yalan kelimesini kullanıyorum? Şu açıdan. Şimdi bunu bir aşı karşıtı söylediği zaman o bilerek yalan söylüyor. Hele bir de hekimse. Çünkü bir hekimin o söylediği şeylerin aşıda olmadığını, olmayacağını bilmemesi mümkün değil. Örneğin Hacettepe'den mezun olan birine bütün aşı derslerini ben anlatıyorum. Ve en az iki defa teorik Benim okulum ders hocam. Çok mutlu oldum. olarak anlatıyorum. Ve arkasından da işte bütün pratik derslerde falan hep aşı konuşuruz. Çünkü aşı, bakın, dünyadaki bütün gelişmeleri düşünün. Yani bunlar sadece tıp alanında değil. Elektriğin keşfi, İşte televizyonların keşfi, radyo dalgalarının keşfi, işte uzayın keşfi, hepsini bir araya koyduğunuzda hiçbir keşif aşı kadar insan hayatına olumlu etkide bulunmuyor. Çünkü aşıyla bir defa yaşamı inanılmaz yükseltiyorsunuz. Ortalama yaşam düzeyini. İnsanlar aşı öncesi döneme göre sadece aşı sayesinde en az 22 yıl fazla yaşıyorlar. Çünkü aşıyla koruduğunuz hastalıklar böyle birer birer öldürmüyor. Bunların hepsinin salgın potansiyeli var. Kızamıktı, işte şeydi, difteriydi, tetanozdu ve kitleler halinde öldürmüşler. Aşıyla biz çiçek hastalığı diye milyonları öldüren, kör bırakan, sakat bırakan bir hastalığı ortadan kaldırmışız. Çocuk felcini hatırlarsınız. Dünyada her yıl yüz binlerce insan sakat kalırdı. Ölümlerinden kimsenin haberi olmazdı ama çok da ölüm vardı Aşıyla bu buna rağmen. hastalığı yendik. Tabii ve aşıyla bu hastalığı sadece Afganistan-Pakistan sınırında bir bölgeye hapsettik. Oraya da aşı ekipleri giremiyor maalesef savaş nedeniyle. Ve yılda 10-20 vaka düzeyine indi dünyada. Türkiye 23 yıldır henüz yeni vaka görmedi. Bunların hepsi aşı sayesinde. Şimdi dolayısıyla neden aşıya saldırıyorlar? Şimdi bunların söylemlerine çok kısa birer cümle cevap vereyim. Diyorlar ki Lütfen. bu yabancı ülkeler işte aşıyla bizim paramızı alıyorlar diye. İşte bizleri de onların adamı olmakla, onlara para kazandırmakla suçluyorlar aşı savunanları. Aşının bütün dünya pazarı, yani dünyadaki cirosu toplam 44 milyar dolar. Bunun kadar cirosu olan bir ürün söyleyeyim ben size. Patates cipsi mesela. Onun da yıllık cirosu 44 milyar dolardır dünyada. Ama neden insanlar patates cipsi karşıtı yapmazlar da aşı karşıtı yaparlar? Çünkü aşıyı işte herkes yaptırır. Bütün çocuklardan yapılır. Çocukluktan başlayarak yapılır. Ve bunun aleyhinde ve de inanılır aşıya, hatta inanır. Bunun aleyhinde söylenenler bir çeşit beleşçilik aslında. Yani bu aşı karşıtlarının yaptığı iş bir çeşit insanlara kolaycılık, beleşçilik sunma. Yani şunu diyor adam, sen diyor bak bu şeyi aşı falan olma diyor, hiç gerek yok, şu otu ye diyor. Bir işte Allah'ın otunu kavanozu 180 liradan satıyor.
dükkanda. Diyor sen bu otu ye diyor. Ne hastalanırsın diyor, ne işte hastalığa yakalanırsın. İçinde şu vitamin var, bu vitamin var. Onu da bilmiyor, bunu anlatamadım. Yani çoğu ne beslenme uzmanı bunların, ne diyetisyen, hiçbir eğitim almamışlar. İnternetten okuyup okuyup konuşuyorlar. Yok bilmem ne çorbası içti. Şimdi vatandaşın kolayına gidiyor. Ya diyor doktora gitmeme gerek yok. İğne yaptırmayacağım, canım yanmayacak. Bir tek çorba içeceğim. Ne güzel sağlıklı olacağım diye düşünüyor adam. Ve o yüzden rağbet görüyor. Şimdi bunlar bir defa mesela genetiğimizi değiştirecekler diyorlar. Ya 2017 yılında ilk defa bir Mongol çocuğun genetiği değiştirilmek üzere müdahale edilmiş ve başarısız olmuş. Yani bir insanın genetiğini değiştirecek bir yöntemi birisi keşfederse eğer dünyanın en zengin adamı olur. 3 ayda bakın. Buna garanti veriyorum. Çünkü bütün kanser hastalarını iyileştirebilir o yöntemle. Bütün genetik hastalıkları iyileştirebilir. Metabolik hastalıkları iyileştirebilir. Düşünün, hasta olan geninizi çıkarıyor adam, oraya sağlamını koyacak. Tabii. Bu maalesef mümkün değil. Keşke mümkün olsa. Ama mümkün olmadığı için o insanlar işte bunu insanları kandırmak için kullanıyorlar.